Lan! Deliler bize çarpacak. Tam bir korku filmi efekti yani. Evet, bu sabah gözlerimizi nerede açtık? Zagreb'de açtık. Hırvatistan'a hoş geldiniz. Hırvatistan'ın en ünlü meydanlarından bir tanesi. Burası adı Jelačić. Çocuklar söyledi. Jelačić. Meydana ismini veren de bu heykel oluyor zaten. Bu da Ben Jelačić. Hırvatistan tarihi için önemi şu, Macar saldırıları sırasında ülkeyi koruyan kişi olarak gösteriliyor. Elindeki kılıçın işareti de, yani yönü de Macarları gösteriyormuş. Macaristan'ı, Macarları. Genel olarak insan tek tek bütün Macarları. Aa, bu da Macar. Aa, bu da Macar. Tamam. Macaristan'ı. Evet, Macaristan'ı gösteriyor. Hepimiz Macar. Neyse. Tarihi bir önemi var. Onun dışında bu İkinci Dünya Savaşı'nda bir kaldırılmış heykel. Sonra Yugoslavya'dan hani ayrıldı. Tekrar burası bir Hırvatistan olarak. Bağımsızlığını kazanınca yeniden 90 yılında heykeli yerine koymuşlar. Tekrar buraya getirmişler ve burası işte dediğimiz gibi şehrin en önemli meydanlarından bir tanesi. Bütün kutlamalar, partiler, her şey burada yapılıyormuş. Böyle bir meydan, trafik. Hırvat halkı için de şurası çok önemli bir insan. Tabii ki onu yani, evet. Yani sürekli önünde buluşalım, Jelačić'te buluşalım diye buluştukları bir yer. Bizim için Taksim'de Burger'ın önü, İzmir'de Sevinç'in önü, neyse, ya da Kadıköy'de Boğa'nın önü, neyse, burası için de Jelačić'in önü aynı şey. Evet. Ben Jelačić. Ben Jelačić Meydanı'ndan hemen yukarıya çıkınca en önemli simgelerden bir tanesi Zagreb Katedrali'ni görüyoruz. Çok zor bir adı yaptı bunu. Evet, başka bir şey mi vardı acaba diye düşündüm. Hiç yok. Zagreb Katedrali'ni görüyoruz. Şu anda restorasyon çalışmaları devam ediyor. Tarihinden bahsedelim birazcık. Hani burası için önemli yerlerden bir tanesi. Yani ilk yapılışı 1091 yılına kadar uzanıyormuş. Meryem'in göğe kabulün ve Macar krallarına adanarak yapılmış bir katedral. Zamanla büyük hasarlar görmüş bu arada. Zagreb depreminde ciddi bir hasar görmüş. Onun dışında işte Osmanlı saldırıları vesaire dışında büyük zararlar görmüş. Her defasında yeniden yapılıyor. Gördüğünüz gibi hala da restorasyon çalışmaları devam ediyor. En büyük zarar da Moğol istilası sırasında görmüş bir bina. Evet. Ve gözetleme kulesi yapılmış. Tabii şu 17. an şurada inşaat 17. var. 17. yüzyılda o zaman da işte bir askeri üs olarak, yani askeri gözetleme kulesi olarak kullanılmış aslında daha çok. Böyle bilgilerimiz var burası hakkında. İçerisiyle ilgili. Bir bilgi daha. Burası Zagreb'in en yüksek kulesiymiş. Yani hala en yüksek mı? Uzunluğuymuş. Hala. Öyle diyor. Ha, öyle. Olabilir gerçi. Biraz da yüksek değiliz. Gerçi işte yüksek binada görmedim ben Zagreb'de. Tabii içerisinin nasıl olduğunu bilmiyoruz çünkü tadilat var. Hemen ön tarafında da Meryem Ana şeyi, heykeli, sütunu, anıtı bulunuyor. Şimdi buranın hemen yan tarafında bir tane tabela vardı. Orada böyle Zagreb'deki tarihi yer. Biz baktığımız zaman o kadar çok böyle hani görülecek turistik yer yok gibi gözüküyor. Tabelaya bakınca onlarca yer varmış gibi gözüktü. Evet ya, bak buraya gelmeden önce araştırdık hani gezilecek yerler falan. Bütün listelerimiz aynı şekilde gidiyor zaten seyahatlerimiz. Haritalarda işaretliyoruz, gelince de gezmeye başlıyoruz. Şimdi o Ben Jelačić Meydanı'ndan çıkınca o Hüseyin söylediği şeyi gördük. Okları gördük, hepsi böyle kahverengi tabela falan filan. Lan dedim, burada bu kadarcık gezecek yer yok da adamlar işte her türlü yeni nesil rock and roll müzesi diye bir müze falan kurmuşlar. Müze yapmışlar. Hepsini işaretlemişler oraya. Yani öyle zamanınız varsa hepsi gezilebilir. Zamanınız yoksa gezilecek yer sayısı çok fazla değil. Evet. Zaten ufak bir şehir kendisi. Evet. Şimdi devam. Devam edelim. Ben bu tarafa doğru dönüyorum.
Bak yufkacı. Börekçi. Yeleçiç Meydanı'ndan direkt yukarıya çıktığınızda, aslında direkt o heykelin arkası gibi algılıyorum ben. Yukarıya çıktığınızda o bahsettiğimiz pazarı görüyoruz. Dolaç ya da Dolak pazarı. Burası iki kattan oluşuyor. Alt kat ve üst kat. Üst kat açık alanda daha çok böyle sebze ve meyvenin olduğu alan. Alt katta ise işte şarküteri ürünleri var. Yine sebze falan da var da daha ağırlıklı et ürünleri, peynir ürünleri vesaire gibi ürünler var. Taze makarna var. Tabii. Gördük. Böyle çeşitli çeşitli şeyler var. Genelde kadın üreticiler yer alıyormuş. Geldiğiniz zaman uğramanız gereken yerlerden bir tanesi burası. Ben bu pazar yerini düşününce aklıma diğer pazar yerleri gibi daha çok yeme içme üzerine kurulu bir yer olduğunu düşünmüştüm. Ama değil bayağı evet. Bizliğin bizdeki kapalı pazar yeri alanları gibi aynısı. Üstü de açık pazar yeri. Direkt satıcılar yer alıyor. Yani alıyorsunuz gidiyorsunuz. Çok az yerde böyle oturup yeme falan var. Bir tane ya da iki tane yer vardı. Hani onlar da öyle hani ayaküstü durmalık yerler falandı. Evet. Hani öyle. O yüzden aklınızda diğer yerlerden varsa, hani Avrupa'nın diğer yerlerindeki pazar yerleri gibi düşünüyor varsa öyle değil burası. Burası normal yani pazar. Bayağı bildiğin anam babam usulü. Viyana'da öyle bir yere gitmiştik. Bambaşka bir seviye. Alakasız bir şey. Burası Hırvatistan'a özel değil. Bize çok benziyor aslında buradaki pazar kültürü bence. Tabii aynısı ya. Hani çiftçiler falan yer alıyor. Hatta şöyle söyleyeyim, yani yazılarda okuduğunuz şeyler bayağı bizim Türkçe'ye de yakın şeyler. Bir şekilde yani hani hiçbir şekilde dil bariyeri olmadan da pazarda gelip alışveriş yapabilirsiniz. Evet. Bu öyle bir yer. Hadi devam. Bunlar beraber şarkı söylüyorlar. Tabi Balkan coğrafyasına gelirsek sabah kahvaltısı otomatik olarak böreğe dönüşüyor. Ve burada 1960 küsür bir şey yazan bir börekçi gördük. Oradan alalım. Bildiğiniz peynirli ve sebzeli. Ben peynirli ve tuzlu peynirli olanından aldım. Evet. Oldukça güzel. Yağlı. Özlemişiz. Hemen pazar yerinin yanında ismi falan yazmayan bir küçük dükkan. Google'da börek yazınca çıkıyor. Evet, börek yazınca burası çıkıyor. Bilginiz olsun. Önemli, gelin yani. Şimdi Gris Tüneli'ne geldik. Gris diye okunduğunu düşünüyorum. Burası iki meydanı birbirine bağlayan bir tünel. İkinci Dünya Savaşı'nda bombalamalardan vesaireden korunmak için yapılmış, yani iki cadde arasındaki bağlantıyı kurmak için yapılmış bir tünel. Yani yine burada o savaşın etkilerini falan görebiliyoruz. Bir süre kapalı kalmış ama 2006 yılında halka açılmış. Böyle geldiğiniz zaman hani bence buradan bir defa geçmek gerek. Yani ıssız gibi görünüyor ama burası bu arada kamerayla falan korunan bir yer. Evet, kamerayla izleniyor. Turistik bir yer zaten baktığında. Şu an mevsimsel olarak güzel, başka çok fazla turist olmayabilir. Şu veletler geliyor. Yani. Şimdi bunlarla ilgili söyleyeceğim bazı şeyler var da velet demek. Sadece velet demekle kalıyorum. Lan! Deliler bize çarpacak. Küçük deliler ya. Enerji patlaması. Ataları 2. Dünya Savaşı'nda burada
Hani malzeme taşıyorlardı. Bombalardan korunmak için yapmışlar. Çocuk işte bambaşka bir şey ya. Ama muhtemelen bu kültürel bir şey. Bunlar bunu biliyorlar. Çünkü birdenbire döner dönmez bağırarak koşmaya başladılar. Ve hani eko da yapıyor ya burası. Çok acayip ya. Zaten hiç kesmeyeceğim o bölümü. Dümdüz koyacağım. Sesi kısın diye uyarı veririm diye düşünüyorum. Bakalım belki de vermedim. Tam korku filmi efekti. Şimdi biz bacaklardan birinden girdik tünele ama tünelin ana iki tane hattı var. En başında da söylediğiniz gibi iki büyük caddeyi birbirine bağlıyor. Onun dışında da dört ayrı bacaktan oluşuyor. Dört ayrı noktadan çıkış yapabiliyorsunuz. Onlar biraz daha kısa ama iki ana meydan arası 350 metre uzunluğunda. Yani toplam dört bacak artı iki ana girişle altı giriş çıkışı var diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Tamam derken Mesnička Ulica'ya geldik. Hiç okuyamıyorum ya. Bu hiç okuyamıyorum bunu. Sırbistan'da birazcık tecrübe edinmiştik ama orada hiç okumakla uğraşmıyordum ki zaten. Oradaki harfleri zaten okunmadığı için hiç zorlamıyordum. Burada tamam. Harfler Latin alfabesi ama okunmuyor. O zaman hadi diğer noktaya. Evet. Bazı binalarda Macaristan'ın etkileri bayağı görünüyor. Evet, baksana. Bak bazıları... Aa, Finikler. Evet burası, bu arada ben sana bu bilgiyi vermedim. Sen bana bayağı bir önemli bilgileri vermedin gibi. Burası en kısa Finikiler olarak geçiyormuş. Yani 100 metre ya var ya yok öyle bir şey. Zaten hani Finikilerin belli bir boyutu var. Aşağıya sadece inmek için kullanılıyormuş. Hani bizim çıktığımız o yol var ya, dik bir bölgeden çıktık. Kısa bir mesafe aslında. Onun dışında da böyle çok tarihi, eski, en kısa Finikilerden bir tanesi buradaymış. İzmir'de bu mesafeden daha yüksek çıkan asansör var. Tarihi asansör. Tarihi asansör, doğru. Biraz gereksiz bir çaba olmuş. Olsun. Olsun ama yapmış, adamlar yapmış. Düşünmüşler. Az önceki şeyi anlatalım. Tam o Griç tünelin başındayız. Bir anda tam böyle ortalıkta sessiz, sakin sessiz, bir şey. Sessiz böyle upuzun, karanlık bir tünel görüyoruz. Bir top patladı. Ben biliyordum bunu ama Hüseyin'e söylemeyi unutmuştum. Hüseyin tabii yerine öyle bir sıçrama. O yerimden sıçrama bir sürü sebebi var. Ne gibi? Söyleyemem burada. Korkudan oluşan şeylerden. Neyse buranın şöyle bir tarihsel durumu var. Şimdi burası zamanında böyle surlarla çevriliymiş komple ve o burada yaşayan halk hep surların içinde yaşıyormuş ama işte böyle tarım için vesaire için bu surların dışına çıkıyormuş. Buradan da her gün aynı saatte bir top atışı yapılıyormuş ve o top atışı yapıldıktan hala sonra... Hala bak saat ısrarla söylemiyor, insanlara da ama söylemiyor. Ama saat 12'de atılıyor. O zaman 12'de atılıyor mudur bilmiyorum. Şu an geleneksel olarak devam ettiği için 12'de atılıyor. O dönemde işte günün belli bir saatinde top atışı yapılıyor. O top atışından sonra halk surların içerisine giriyor. Geleneksel olarak devam ediyor. Her gün saat 12'de bu top atışı yapılıyor. Saat 12'de bakın çok evet, özel bir saat. Bu arada o sırada top atıldıktan sonra saatime baktım gerçekten tam saat 12:00'dı. Biz şimdiye kadar kaç tane astronomik saat kulesi gezdik, kaç tane işte bilmem ne saatinin kulesini gezdik. Hiçbiri tam o saatte ötmedi. Farkındasın evet. Değil mi? Bu ama saat 12'de evet. Dilimi koydular. Tabii Allah'tan koydular. Evet neyse. Burası da böyle. Benim hala elim ayağım titriyor yalnız ha. Ben çok korktum. Tünelin başında olması seni birazcık korktum. Evet korkutu. Yoksa normalde derim ki ya ben Bursalıyım. Tophane bizim evin yanı tarafında. Ben alışkınım top atışa. Birdenbire tam tünelin içi önüne gelmiş. Işıklar böyle hışır hışır yapıyor. Sessiz bir yerde. Birdenbire patlayınca ben de ya. Patladım. Kusura bakmayın. Evet. Şimdi buradan sonra gezecek neremiz kaldı? Ona bir bakalım. Böyle birkaç tane daha cadde var ünlü. Caddelerde falan dolaşıyoruz biraz. Galiba bir tane San Mark Kilisesi gibi bir yer ya var. Ya artık Mark Kilisesi'ne falan girmeyelim ya. Şurada bir ileride... Bir park varmış bu arada. Orayı güzel öyle bir şey görelim. Ben vallahi kiliseden artık yıldım ya. Vallahi. Tamam. Hadi devam. Şimdi çatının üzerinde... İki tane arma yer alıyor. Bir tanesi Hırvatistan'ı temsil ediyor. Diğeri de işte Hırvatistan, Slovenya ve Dalmatya Krallığı'nı temsil ediyor. Böyle güzel nakış nakış işlenmiş gibi bir de yani ya. Çok güzel. Enteresan olan kısmı yuvarlak yuvarlak. Bir de hani bazı şeyler oluyor böyle dokunduğun zaman ne? Öbür tarafa kayıyor falan. Tişörtler böyle. Onun sanki gibi. Öyle bir etki sanki böyle aşağıdan böyle yukarı çıkartınca da şey çıkacak. Dinamo Zagreb'in şey taraftar marşı okunacak böyle yazacakmış gibi geliyor. Çocuklar burada da var. Vallahi ben çocukları vallahi onlara sempatik
keratalar dedim de aslında içimden onlara başka şeyler söyledim ben. Soralım bakalım bugün neymiş ya? Soralım. Evet efendim, sizleri şu anda Kırık Kalpler Müzesi'nden karşılıyoruz. Şöyle senin çimenlerini açtım. Altıma müzik koy, şu arkadan Habib Habib geliyor ama. Şimdi tarihi yerleri gösterirken demiştik ya çok fazla koymuşlar oraya falan filan. Ne şimdi burada bir de Kırık Kalpler Müzesi diye bir müze var. Şöyle sadece hani böyle ilişki anlamında değil, ailesinde kopukluk olanlar, işte sevgilisi vesaire ya da bir arkadaşı olabilir. Dünyanın her yerinden buraya o ayrılma nedenlerini, kopma nedenlerini, işte şeylerini, nesnelerini, bilmem nelerini, hikayelerini gönderiyorlar. Burada sergileniyor. Burada bir müze haline gelmiş. Böyle bir şey var. Yani düşünmüşler ne yapabiliriz diye buna karar vermişler. Bu ne biliyor musun? Umut Sarıkaya'nın bir tane karikatürü var Radiohead'le ilgili. Milleti üze üze kendine ev bark yaptın Radiohead diye böyle iki yana. Aynısı. Milletin üzüntüsünü prime çevirmişler. Vallahi şurada yapmış hatta kötü boşanma anısı olarak bir tane böyle cüce var. Artık birbirlerine mi atmışlar, yerlere mi vurmuşlar? Orada bir şeyler yazıyor. Cüce, yani cüceli bir hikaye olabilir belki de. Anlayanlar anladı, anlamayanlar boş versin. Yani kısacası işte böyle yerlere garip garip hediyelik eşyalarla falan. Yani girmek isterseniz bu arada paralı. Biz geldik, girmemeye karar verdik. Kaç? 7 euro mu? 8 euro mu? Öyle 7 euroymuş şuradan yani fiyatı. 7 euroyu çok daha değerli şeyler için kullanabileceğimi düşünüyorum. Taş Kapı ve Meryem Ana şeyini görüyoruz. Bak bu şehir komple bir tavuk kokuyor, farkında mısın? Evet. Gerçekten o dolak ya da dolaç, o pazara girdiğimizde de çok yerde tavuk satılıyordu bu arada. Ben acaba dedim benim burnuma mı takıldı yok, koku diyordum. Yok bütün şeyde, bütün her yerden geçiyorum, her yer tavuk kokuyor. Yani sen anlatmaya devam edebilirsin. Evet bu şehir tavuk kokuyor bu arada, onu da belirtelim. Neyse birçok Avrupa şehrine kıyasla sizi kokmuyor en azından. Burası Taş Kapı ve Meryem Ana şapel mi deniyorduk? İşte onu osu şu amcanın hemen arkasında kalıyor. Burası Eskişehir ile Yenişehir arasında, daha doğrusu tarla alanıyla o zamanki şeyle surlar öncesi dedi giriş çıkışını sağlayan kapılardan bir tanesi ve kapı olarak hala kalan yerlerden teki. Bu da böyle bir ekstra bir bilgi. Hemen içinde de giriş çıkışlarken hani Meryem Ana'yı özellikle böyle bir şeylerini sağlamak için hani saygılarını, sevgilerini, şeylerini göstermek için de bir tane böyle sunakları var. Hadi o zaman devam. Biz de bir fotoğrafını çekelim. Şimdi buranın son durağı olan Tikalcica. Tikalcica. Artık caddesindeyiz. Burası böyle kapalı bir cadde. İçeride kafeler, restoranlar böyle bir şeyler, şekil şükür bir şeyler alabiliriz. Yani şey, gece mesela böyle hani içmek, yemek vesaire istediğinizde gelebileceğiniz bir cadde burası. Güzel bir yer, sakin bir şekilde. Biz de az önce bir yerde oturup bir kahve içtik. Hani böyle takılmalı cadde. Hani çok özelliği var mı? Yok. Ama hani buradaki işte listeler içinde görülecek yerlerden, takılacak yerden. Şöyle zaten küçük bir yer ya, böyle caddelerden oluşuyor. Hani halkın sosyalleşme yerleri gibi düşünebiliriz. Burası işte trafiğe kapalı, oturup bir şeyler yiyip içebileceğiniz, takılabileceğiniz falan bir alan. Ama burayla ilgili, daha doğrusu genel olarak Hırvatistan'la ilgili şey bilgisini verelim. Burada kredi kartı o kadar da çok kullanılmıyor. Yani kafelerde ve restoranlarda bir şeyleri yemek istediğiniz zaman genel olarak sizden nakit talep ediyorlar. Hani bunu börekçide de yaşadık, şimdi burada oturduğumuz kafede falan da yaşadık. Hani genel olarak nakit talep ediyorlar. Aklınızda bulunsun, nakit yanınızda bulundurun. Bir de böyle yerlere geldiğiniz zaman küçük banknotlu nakitler bulundurun yanınıza. Yani 5, 10'lar falan yanınıza bulunur. Çünkü bir kahve, biz iki tane kahve içtik, 3.20 civarında bir fiyat tuttu. Öyle bir şeydi fiyatı. 3.40. Genelde böyle yerlerde, bunu Yunanistan'da da yaşarsınız, çıkartıp 100 euro verirseniz size böyle söverler. Çünkü o tarz paraları bozmak zor bir şey oluyor. O yüzden hani paralarınızı da bozuk hale getirin. Bizim sanırım, düşünüyorum, bitirdik. Hırvatistan Zagreb turunu da bitirdik. Zagreb dediğimiz gibi küçük bir yer.
Ama sakin bir yer, gelip görülmesi gereken bir yer, boş geçilmemesi yerlerden bir tanesi. Hani biraz köşede kalmış yerlerden. Çünkü genelde Hırvatistan deyince insanlar şeydi böyle, daha deniz kenarı taraflarında. Evet, hep akla böyle Dubrovnik falan geliyor. Ama burası hani güzel bir şehir, tarihi bir şehir, gelinmesi, görülmesi gereken bir şehir. Gelin yani. Boş geçmeyin buraları. Hem de aynı zamanda şöyle bir şey söyleyeyim. Ucuz da bir şehir.